Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşabilmesiyle kuruldu. O savaşı Osmanlı payitahtının işgaline baş kaldıran kahramanlarla dolu Millet Meclisi yönetti. En zorlu zamanlarda dahi yetkilerini kıskançça koruyan, bünyesinde güçlü kişileri barındıran meclis. Cumhuriyeti kuran da bu meclis oldu. Kurucu anlaşmamız Lozan'ı onaylayan, devrimleri gerçekleştiren, laiklik ilkesini anayasaya koyan, ülkemiz ve toplumumuz için önemli hedefleri onaylayan hep meclisti, meclisimizdi. En güçlü döneminde Mustafa Kemal Atatürk kararlarını meclisin meşruiyetine dayanarak uygulamayı ilke edindi. Rejimin zorlu başlangıç döneminde dahi mecliste aykırı sesler, muhalif şahsiyetler hep bulundu. Milletvekilleri en zor şartlarda inandıkları değerler yönünde hareket ettiler, tavır aldılar. Sonuçta Cumhuriyet'in en idealist dönemlerinde çağının ilerisinde olan kararlar alınabildi, adımlar atılabildi. Bu mirasın önemi ve anlamı üzerinde anayasa değişikliklerinin tartışıldığı ve maddelerinin onaylandığı şu dönemde başta milletvekillerimiz olmak üzere etraflıca düşünmeliyiz kanısındayım. Değerli üyeler, dünyada rekabet gücümüzü artıracaksak yetişen insanlarımızın bu ülkede huzur içinde çalışabilmelerini sağlamak zorundayız. Dışarıdan sermaye çekeceksek eğitim sistemimizi 21. yüzyılın gereklerine uydurmamız, özgürlüklere sahip çıkan bir anayasayla iyi işleyen evrensel hukuk anlayışını benimsemiş bir yargı erkine sahip olmamız gerekir.